Hoş geldiniz. Şu lavanta mı, gül mü bu? Lavanta toniği. Önce dedim şu biberiye çayımla mı yapsam, sonra baktım dibinde böyle bir şeyler olmuş. Bunu hemen boşaltacağım. Bir daha da kullanmayacağım. Yani kullanmayacağım derken bunu kullanmayacağım. Boşaltıp yenisini yapacağım tabii ki. Hem saçlarıma hem cildime kullanıyorum biliyorsunuz. Makyajım zaten yoktu bugün yüzümde. Yanaklarım pembe pembe şeyden. Güneşte kaldım ya bugün. Motorla git gel. Hoş geldiniz demiş miydim 3. vloguma? 2. vlog bakın beraber yaparız diye kapattığım için 3.'yü de böyle açayım dedim. Ay. Bilmiyorum ki ferahlatıcı bir etkisi olacak mı ama. Bahçeye iniyoruz. Şimdi bebişlerim yaptığımız sistemi göstereceğiz. Demiştim ya şuraya şey sipariş vereceğim diye. Kayınvalidem kolay yolunu buldu. Şimdi şöyle uzun plastiğimiz var. Diplerini eşiyoruz. Bunu oturtacağız buraya. Yani bahçenin pisliği, yaprağı bu temiz olan toprakla karışmasın diye amacımız. Yaptıktan sonra gösteririm size. Şimdi biz kenarların çitlerini yaptık. Tamam mı? Bunu yaptık. Şunları hatırlayan var mıdır? Bunun cinsini bilmiyorum. Çekmeyeceğim anneciğim senin üstüne. Tamam, çekmiyorum. Başörtün yok. Evet anneciğim, başörtün yok çünkü. Anne bunların ismi ne? Bunlar. Bunlar kırmızı açıyor. Hatırlayanlar var. Zambakmış bunlar kızlar. Bunlar kırmızı. Biz şimdi sarısını beyazını ekeceğiz canım. Biz bunları budadık. Kötü yapraklarını aldık. Sümüklü böcek yuvalarını temizledik. Burası çünkü bir daha artık ayak basılacak şekilde olmasın diye kapattık burayı. Şurayı şimdi ben eşiyorum. Sarısın beyazım anneciğim. Neyini ekeceğiz bunu? Yok, sarısını dikecek. Sarısını dikecekmişiz. Ayrı ayrı mı yapayım? Bir tane büyük mü açayım? Bir tane büyük aç. İyiden komple şuralardan şöyleliğine. Geniş toprağı açıyorum o zaman çek, anne. Koyak üstüne geri toprağı yitek. Bak şurada bir şeyin kökü gördün mü? Şu. Çıkaramadılar ama bizim beyler. Bir yandan da toprağı böyle havalandırma işlemi yapıyorum ki toprak hazır ıslakken. Anne buna derin mi lazım, geniş mi lazım? Derin lazım. O zaman görmem için şöyle yapmam lazım. Çabuk kurur, derin olması. Zambak dikiyoruz kızlar. Temiz toprağı buraya çekiyorum. Güneş de tam böyle sırtımıza vuruyor, güzel oluyor. Başka ağaçların kökleri de tabii engel oluyor da. Hatırlıyor musunuz? Kovanın içinde şöyle köklendiriyor suyun içinde. Kayınvaliden bunları demiştim, size göstermiştim. Böyle çoğaltmak istediği bitkileri. Ekme günü bugünmüş işte kısmeti. Evet anneciğim. Anne sen bunları kökten ayırmadın, saptan ayırdın değil mi? Evet. Saptan köklendirdin. Evet. Aynen. Bunlar beyazı kızlar. Beyazı mı sarı mıydı anneciğim? Bu kökü kızım. Yok, sarısı mıydı zamban, beyazı mı bu? Bu sarısını dikiyoruz. Biz bu sarısı. Sarı ha, pardon, renk karıştırdım. Dikili olan kırmızı. Şimdi sarıyı ekiyoruz. Evet. Şöyle dağıtıyorum kazdığım yere. Geniş geniş dağıtıyorum. Biri tutmazsa biri tutar değil mi anne? He? Ama burada bayağı kek oldu anacığım. Olsun olsun, bir şey olmaz, çıksın. Tamam. Böyle iki kırmızının ortasında sarı güzel olur dedik. He. Dağıtıyorum böyle toprağı eşidiğim yerlere. Üzerine toprak bak, örtüp suyunu vereceğiz. Bir tanesine baktım, olmuş bak. Ulanları da ayırıyor. Kötü olanları ayırıyor, gözükmüyor da şurada. Böyle bıçakla kontrol ediyor. Atıyorum kızım ben oraya. Kontrol ediyor. Tamam anneciğim. Yazan okunu ekindi. Ekindin mi okunu? Evet canım. Ben çürük olanı atmıyorum. Oraya. Anladım anne. Nasıl anlıyorsun? Yem yeşil olmasından anlıyorsun değil mi böyle? Bak beyaz beyaz olacak. Ha, bembeyaz olacak hiç. Bak çürürse şeyli olur. Ben çok seviyorum. Bunu çok beğeniyorum. Bakalım. Çürüş, bakayım anne. Rengini görüyor musun? He, anladım. Muz çürüğü gibi kahverengi oluyor. Çürümüş.
Ay 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 ay. İyi spor yaptık bugün. Anne şunlar roka mı? Ha? Roka mı tere mi şunlar? Hangisi? Şu o, çiçek mi? Şey, lale lale, lale işte. Bunlar çok pahalı. Ay. Tohumunu saldık, şey ettiler. Anne oruçluyken bahçede çalışabilir miyiz sence? Ben çalışırım. Çalışır mısın? Çalışacağım, hem zaman geçer. Yapacağım, çıkıp her gün. Bazen çok halsiz oluyorum ben mesela, eğer su içmediğim zaman. Zaman geçer. Evde oturmadan zaman geçmez. Evet canım. Gerçi evde de boş kalmıyorum görüyorsun. Senin çoluğun çocuğun var kızım. Ben evet, çıkarım anneciğim. Biraz ne gör. Ben de bakarım duruma göre, enerjim yeterse. He. Ben de çıkarım. Zaman geçer dediğin gibi. Tamam mı anneciğim, ben bunları dağıtıp kapatayım mı? He, sen tamam. Onları kapat artık. Haydi bismillah. Bunları böyle dağıttık, tamam mı bebişler? Bismillahirrahmanirrahim. Toprağımız da çok güzel, verimli, yumuşacık. Bunları yıllarca kayınvalidem işledi bu toprakları. Yumuşacık yaptı. Sümüklü böcekten, taştan, kötü şeyden hep arındırdı. Bak bu şey düştü. Buraya birazcık toprak takviyesi yapıp şurayı biraz da güçlendirmem lazım. Terliğimle böyle basa basa güçlendiriyorum ki düşmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya da biraz toprak takviyesi lazım ki şu boş çukur kapansın, oraya terliğimle basacağım. Değil mi anne? Elimden tuttuğum kızımla alıyordum. Evet anneciğim. Ben elimden tarif ettim seni. Yaparız, ne olmuş anne? Alıyor kardeşim. Ne gel bu çiçeği atıyorsun. Kaderin var mı? Bak çiçeğini. Anne bunun çiçeğini hiç görme. Ana lavanta gibi ya bu. Lavanta gibi kokulu çiçeği atıyor. Bunun ağacını gördüm. Ben hiç üstünde meyve görmedim işte daha önce. Şimdi bu tohum. Oradan tohumdan çoğaltacağız. Tabii buradan çoğaldım bunu. Maşallah. Rabbim neler yaratıyor, ne güzellikler. Ben onları seviyorum. Çok böyle yemyeşil değildi anne. Şimdi dök mü gel? Ne anneciğim? Ama şunu dök hele ben de. Bekle bir dakika. Şurayı güçlendireyim. Anne bugün suyunu maş, şey depola vücuduna. Ha? Bolca iç suyunu, yarına susuz kalma. Evet canım, şimdi can suyunu mu vereceğim? Dur. Hı, tamam. Ben şuraya eşeceğim şimdi. Tamam. Ayağın altına eş. Şurayı. He. Burayı tamam. Burada şey köklenmişi var. Şey, şuraya vereceğiz. Tamam hazır. Canım tamam. Haydi açmaya bakalım. Açmaya hazır. Saat 6. Güneş battı. Aras'ın arkadaşları geldi. Aras'a. Aras bisikletle gitme, soğuk dedim ya oğlum. Ha? Bisikletle terlersin dedim ya anneciğim. Ya, ay Allah'ım yarabbim. Yok şimdiki zamanla çocukların laf geçmiyor. Arkadaşlarla bisiklet turu yapacakmışlar. Neyse. Şu çarşaflarımı toplayayım. Bahçede işimiz henüz bitmedi ama bugünlük bitti diyelim. Yaptıklarımızı da göstereceğim size. Şunları toparlayalım. Oduna biraz bir şeyler attım da şey sobaya sönmesin diye ama bayağı geçmiş. Arkadan yine odun getirmem lazım. Yusuf'a söyledim odun kıracağım dedi de henüz gelmedi. Kayınvalidemi içeriye yerleştirdim. Nefes nefese kaldı. Çok yorulmaya gelmiyor vücudu. Üzülüyorum sonuna. Canım benim ya. Neyse. Bunlar makinede dün gece kaldı ya, acayip buruşmuşlar. Ay Allah'ım yarabbim. Şu güllere bakar mısınız? Normalde bunu merdivene çıkıp dallarını iple bağlayıp bu tarafa vermek lazım. Geçen sene öyle yapmıştık. Ama koptu tabii fırtınarda falan. O ip şey yıprandı ve koptu. O yüzden. Ay. Kayınvaliden bahçeye yardım ettim diye bana Türk kahvesi verdi bir paket. Biliyor ya sevdiğimi, sağ olsun. Kendisi Türk kahvesi içmiyor. Yusuf da sevmez Türk kahvesini. Şimdi ben oruçluyken bir susuzluğa pek dayanamayacağım galiba. Açlık gene bir şekilde baş ediliyor. Ama ay. Bunlar kurumuş gayet güzel. Bir de arada herhalde kafein isteyecek canım. Üstüme hep tozuma da bakar mısınız? Duş alacağım da.
Daha sular gelmedi. Sular hala kesik ve gerçekten yani sahura kalkacağımız ilk gece insanların bu suyu kesmesindeki mantığı anlamıyorum. Abdest alan olur, ne bileyim, yemeğini yapan olur, temizlik yapan olur. Sonuçta Ramazan'ın ilk günü. O kadar mantıksız bir elektrik su kesimi yapıyorlar ki bizim bu civar. Ay, yoruldum biliyor musunuz ama şaka maka, bahçe toprak insanı yoruyor. Çünkü orada bir asmamız falan vardı. Onun kökünü söktüm, başka yere ektim. Can suyunu verdim. Göstereceğim hepsini size. Bunu gelince alırım içeriye. Kalsın. Hadi inelim. Bunlar da sulanacak. Bunları da bir sulayacağım. Sulada da bir su bulabilirsek tabii. Bakın buradan bile nasıl belli oluyor güzel olduğu. Toprağını havalandırdık. Mis gibi. Bu taraf daha toprak havalandırılıp yapılacak temizliği. Oraya daha geçmedik. Bir sürü sümüklü böcek ayıkladık biliyor musunuz? Bunun neydi bunun ismi? Ne dedi kayınvalidem bunun için? Bak unuttum. Benim hiç çiçek hafızam yok biliyor musunuz? Çiçeklerde hiç, bitkilerde hafızam yok. Şunları birazcık böyle bağladım, ağaca dayadım. Çünkü çok dökülmüştü. Sonra kayınvalidem tabii temizledi. Köklediği şeyleri ben şuraya ektim, onu beraber yapmıştık sizinle beraber. Bunların sarı rengi, bunlar kırmızı açıyor. Ondan sonracığıma en çok biz neresi oyaladı söyleyeyim mi size? Şu karşıdaki boşluğu fark etmişsinizdir. Kocaman şuradaki şeylerin hepsini oradan ben söktüm. Kökleriyle söktüm, kırmadım. Çünkü onları oraya ekeceğiz. Onlar mor mor açıyor böyle, çok güzel. Onların çiçekleri de çok güzel. O kadar çeşit çiçekleri var kayınvalidemin bitkileri, çiçekleri. Yani koskoca arsa yetmez. Şu sarıları hatırlıyorsunuz. Böyle komple buralara dökülmüştü. Buraya geçiş vermiyordu. Bunların hepsini böyle tokayla saçları toplar gibi toplayıp ağaca verdirdim. Bu aslında böyle güzel kokan bir sarmaşık. Yaseminmiş bunun ismi. Bunu unutmadım mesela. Şurası temizlenecek. Burada bir asmamız vardı. Üzüm asması. Şurada. Onu kökten söktüm. Şuraya ektim. Şöyle de şeylere bağlayıp şu tarafa yönünü verdim. Çünkü sarmaşık buraya sarmaşık demişim. Aslında burayı açtığı zaman komple burayı kapatacak, gölge yapacak. Bu birazcık beni oyaladı. Buradaki o büyük çiçekleri kökünden sökmek de beni oyaladı. Temizliğini yapamadık, yetiştiremedik. Hava, güneş battı. Kayınvalidemin artık nefesi tıkandı. Ben de artık gerçekten yorulmuştum. Ellerim falan da yaralandı bu arada. Parmaklarım falan soyuldu. Ellerimin üstü. Şurada gül çizikleri falan oldu. Bakın hep yaralandı her yerim. Ama yapılan her şey çok güzel oluyor emek harcandıktan sonra. Bunlar da sökülecek buradan. Bunlar da güzel kokuyor. Gece kokusu veriyor sanırım. Bunlar 3 kök var burada. 3 tane. Bunlar da sökülüp başka yere taşınacak. Yani böyle bunlarla uğraştık. Şurası çok da güzel oldu. Şuraya çit gibi yaptık gördüğünüz zaten. Aslında burası için farklı bir fikrim var benim, çıtalardan böyle. Ahşap çıtalardan komple böyle etrafına geçmek böyle. Çok güzel olur. Hem buranın yaprağı falan oraya taşmaz. Hem orası temiz kalır falan. Şurada da yine bunların aynı cinsinin fidesi var. Yani kökünden değil de böyle köklenmiş fidanından ektik. Böyle oldu. Kayınvalidem çok mutlu oldu. O bayağıdır istiyordu bunları yapmak. Tek başına gücüm yetmiyor diyordu. Dedim anne, oruçluyken hani çok yorulmazsam, kötü hissetmezsem kendimi, günde yarım saat, bir saat havaları müsait olduğu sürece. Karlara baksanıza nasıl bir soğuk var şu anda biliyor musunuz bu tarafta? Evet, havaları müsait olduğu sürece yaparız. Yeter ki etrafımız güzelleşsin. Tamam, gidiyorum ben. Kendime bir çay ya da bir kahve yapayım. Şunları oturduğum yerden katlayayım. Şuraya baltayı maltayı koymuş ama galiba kırmaya başlamış da kendisi nerede ama. Gelmedi çünkü, görmedim. Neyse, ben sobayı tutuşturayım da. O kütükler çünkü ıslaktır. Onlara şey lazım. Köz lazım. Ben hayatımda böyle saçmalık görmedim ya. Sular hala gelmedi. İnanılır gibi değil ya. Aşkım bizim falan yer falan kapanmış olmasın. Bu kadar uzun. Dükkanda da mı yoktu? Her yer sahura kalkacak insanlar ya. Bu ne saçmalık, anlamadım ki. Demişlerim. Biz benim geçen yılki bloklarıma dalmışız.
Ondan sonra ben sizi unutmuşum. Aras'ın ödevini unutmuşum. Hemencecik. Bu bulaşıklar ne olacak yarın? Ya Allah'ım sen büyüksün ya. Gerçekten hayret edici bir durum ya. Bu kadar uzun süre elektrik kesintisi hiç olmaz bizim buralarda ya. Bir git bak bakayım, belki suyu falan mı kapattılar, ne yaptılar? Mümkün değil yani Ramazan'da bu derece uzun süre. Evde soba yanıyor, ev sıcak ama... Tek sorun suyun olmaması. Şu sütlaç kaplarına suyu doldurup bekletiyorum çünkü bulaşık makinesi bunları arındırmıyor. İnsanların çamaşırı var, yemeği var. İsyan ettiriyorlar ya. Tövbe estağfurullah. Soba yanıyor değil mi? Soba yanıyor da canım. Hayret ettim. Bence vanadan bir şey olmuştur. Biri kapatmış olabilir. Bir bak da gel. Bizim elektrik suyumuz bu kadar uzun süre kesik olmazdı. Şu tavamı falan dibi de biraz ıslansın. İçmeye suyumuz vardı bu gecelik. Şu kapuska yemeğim, çorbam. Dolaba iteyim ben bunu. Sahurda ısıtırım, yerim. Mis gibi hem tok tutar. Ben nevresimlerimi katladım, bebişlerim. Ondan sonra kendime bir Türk kahvesi yapmıştım. Şeyimi de yıkayamadım. Tezgahı toparladım. Şu sütlaçların kaplarını ve şu tavamı suda bekletiyorum. Onu da enerjiden almıştım. Yusuf burger menü getirmiş. Hem Aras'a hem bana hem kendine. Kemerden gitmiş, almış gelmiş. Sağ olsun. Yedik. Şurada yoğurdum var ama bunu artık dökeceğim. Lavabomu bile yıkayamadım. Baksanıza bulgur kırıntı her yer. Şu örtümü kaldırdım, dedim ki yarına belki oruçlu olurum, enerjim olmaz, bugüne süpürgeyi yapayım dedim. Sonra biz geçen yılki vloglara daldık Yusuf'la, televizyonun karşısında saati 10 etmişiz. Bu işlerim de böyle kaldı. Ama en azından nevresimi toparladım. Nevresimlerimi katladım, onlar yerleştirilecek. Sobamız yanıyor. Aras kuzu ödevine oturdu. Aras o yerdek pijamalarını götür, şeye koy aşkım. Kirli sepetine. Ay 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 ay. Hayırlısıyla 2024'ün ilk sahuruna bu gece kalkıyoruz. Ay. Resmen böyle zaman trenine binmişiz gibi. Son 5 yılımıza şöyle bir baktık. Vloglar 2019'da başlamışım. 2019 Ekim aylarında vlogları çekmeye başlamışız. 20, 21, 22, 23, 24 yani 5. yıldayım. 4,5 yıl hemen hemen oldu. Ve bir kez daha anladım ki vlog çekmenin ne kadar keyifli, ne kadar anlamlı, ne kadar bir anı biriktirme, günlük. Bu bir tek hani bir yerde size içerik üretme değil, para kazanma değil. Bu gerçekten benim ailemin, yaşadıklarımın, iyi günüm, kötü günüm, ev telaşımız, terasım yapılmış, onları izledik. İftar, Ramazanlar, ondan sonra restorantı ilk işlettiğimiz yıl, restoran temizlikleri, kayınpederim restorantından bahsediyorum. Kendi annemin ilk sene açtığımız restorantı, Yusuf'un dükkanının açılışı, Aras küçücükmüş, arabamız varmış, sonra arabayı satmışız, evi tamamlamışız falan. Bu arada... oynatma listelerim, Nigar Aras'a gelip orada oynatma listelerinden tıklarsanız orada zaten 2024, 2023, 2019'a kadar hepsi vlog ayrı ayrı. Ondan sonra bakım videoları, temizlik videoları, bunların hepsini ben şey yapıyorum kızlar, oynatma listesi olarak oluşturuyorum. İlginizi çeken şeylere girip bakabilirsiniz konulara. İftar Ramazan diye mesela yapmışım. Annemin ev taşınma. Tadilat, evimin yapım süreci diye etiketlemişim, bütün şeyleri ayırmışım, videoları. Oralardan girip bakabilirsiniz. Efendim anneciğim? Çözemedin mi aşkım? Tamam, oraya geç, ben gelince çözeriz, hallederiz orayı.
Matematik mi? Tamam al da gel yanıma hadi. Şu ilk yaptığım şey, ilk videoya başladığım yıllarda şu bahçemizde hiçbir şey yokmuş. Bomboşmuş burası. Ne bungalovlar, ne daire. Eski evimde ilk başladığımda eski evimdeydim. Eski evimin temizliği, orada yemek hazırlıyormuşum falan. Ne anılar, ne şeyler. Sonra yüzbaşıya döndük, baktık birbirimize, dedik ki vay be. Biz seninle el ele neleri aşmışız, neler yapmışız. Annemin taşınması, kardeşim işte Ezel'in doğumu, sonra işte şimdi Ada Asel'in doğumu falan. Ne güzel birikimler. Kumbaraya her gün bir şey atıyorsun ve çok mutluluk verici bir şey. Ah, iyi ki iyi ki iyi ki diyorum ya, Yusuf bu kanalı açmış, iyi ki de zorlamış, iyi ki de bir şeyleri biriktirmişim. Bunlar çok güzel şeyler, çok motive ediyor insanı. Nereden nereye diyor insana. Gerçi ben hep mutluymuşum. Evim yokken de mutluymuşum, iş yerim yokken de mutluymuşum. Çünkü mutlu bir evlilik geçiriyordum, sevdiğim adamlaydım, çocuğum sağlıklıydı, hamdolsun Rabbime. Aa, güzel, çok güzel. Neyse, bu gece ilk sahurumuz, dualarımda olacaksınız tabii ki. Rabbim evinize huzur, bereket, sağlık, iman, aşk versin. İbadetlerinizi kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum şimdiden. Sizleri öpüyorum. Sahurda çekim yapmaya çalışırım mutlaka. Hazırlık falan ne yapmışım, ne etmişim çekerim. Ramazan'da vlogları acaba 1'e 2'ye mi düşürsem diyorum. Çünkü hani enerjimiz ne kadar olmasa da olmayacak. Aç olacaksın, susuz olacaksın. Ne kadar hani 3 tane video çıkarabilirim bilmiyorum ama yine bakacağım. Kendimi de zorlamayacağım bu arada ama mutlaka da çekeceğim. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz yarın. Bay bay.